Merhaba, Kariyer Kılavuzu'na hoş geldiniz. Bugün konumuz Avrupa'da nasıl %100 burs alabilirsiniz? Burs alıp okuduktan sonra yüksek lisansınızı bitirdikten sonra nasıl çalışabilirsiniz üzerine olacak. Fakat siz de biliyorsunuz ki benim çoğunlukla bilgim Amerika Birleşik Devletleri üzerine. Ve bu yüzden bugünkü konuyu Gülçin bize anlatacak. Gülçin, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Departmanı'nda okuduktan sonra Avrupa'da burs bulmak için, staj bulmak için gerçekten çok çalışmış. Fakat ortalaması 3'ün altında olduğu için oldukça zorlanmış aslında kabul almak konusunda. Ve en son bulduğu bursla birlikte Avrupa'da tamamen ücretsiz okumuş ve daha sonra iş bulması çok kolay olmuş. Bugün bize bunu nasıl yaptığını ve sizin de nasıl yapabileceğinizi bahsedecek. Gelin Gülçin'e bağlanalım ve sizden gelen soruları ona sorayım. Gülçin, nasılsın? Şu an nereden bağlanıyorsun ve bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki Gizemciğim. Ben şu an Barcelona'dan bağlanıyorum. Türkiye'de Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde okudum. Master'ımı ve doktorumu da Avrupa Birliği destekli Erasmus Mundus bursuyla yaptım. 3 senedir uluslararası bir kuruluşta bilimsel proje yöneticiliği yapıyorum. 7 senedir İspanya'dayım. Toplamda da 10 senedir Avrupa'da yaşıyorum. Gülçin, ben şimdi şunu merak ediyorum. Ortalama 3'ün altında mezun olmana rağmen Avrupa'da çok başarılı bir burs yakalayıp hem master hem de doktorunu okuma hakkı elde ettin. Bununla kalmayıp Avrupa'da İspanya, Almanya, Finlandiya, Hollanda'da yaşadın. Burs konusuna gelmeden önce bize biraz önceki hayatından bahsetmeni istiyorum. Devlet okullarına mı okudun, özelde mi okudun? Biraz bize eğitimden bahseder misin? Erasmus Mundus Avrupa'daki en prestijli burslardan biri. Yaklaşık 10 senedir doktor ve master'da burslar veriyor. Ve ben bu burs sayesinde birçok ülkede yaşadım. Bunun öncesinde ailemden biraz bahsedeyim. Annem öğretmen, babam esnaf, bir de benden küçük bir erkek kardeşim var. Annem üniversitedeyken bana hamile kalmış ama okulu bırakmamış. Bir sene sonra okuluna devam edip mezun olup sonra da mesleğine başlamış. O yüzden bizim ailede eğitim çok önemli oldu her zaman. Yani koşullar ne olursa olsun, ekonomik durum ne olursa olsun eğitim ilk önce geldi. İlkokulu ben özel okulda okuduktan sonra ortaokulu devlet okulunda okudum. Daha sonra lise sınavlarına girip liseyi de İzmir Atatürk Anadolu Lisesi'nde okudum. Onun sonrasında da Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü kazandım. Gülçin, peki bu bölümü isteyerek mi seçtin? Evet, çok isteyerek seçtim. Zaten küçüklüğümden beri bilimi çok seviyordum. Lisedeyken de fen matematik bölümündeydim. Ve ne meslek yapacağımdan çok öncelikle yurt dışında yaşamak istediğimi biliyordum. Sonra rehber öğretmenlerin yönlendirmesiyle, ailemin desteğiyle Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü seçmeye karar verdim. Sonra kendime hedef koydum. Çok çalıştım. Çalışma programları, deneme testleri, dershaneler, bayağı idealistim yani. Bölümü bayağı isteyerek seçtim. Hatta tercih döneminde 9 tercihin 8'ini moleküler biyoloji ve genetik olarak yaptım. Ama yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir mesleği ve onun içerdiklerini anlamamız lise yıllarında gerçekten çok zor. Çünkü sınavlara çalışmaktan kendimizi çok tanımış olmuyoruz. O mesleğe dair söylenenler de biraz zaten havada kalıyor. Yani ben bu mesleğe uygun muyum? Acaba benim yeteneklerim ve ilgi alanım dahilinde mi bu meslek? Bunu bazen bölümü seçtikten sonra anlıyoruz. Hatta bazen mezun olduktan sonra anlıyoruz. Şimdi gelelim asıl soruya. Mezun olduğunda ortalaması iyi olan arkadaşların birçok yerden burslu kabuller aldılar. Ama sen hep kötü haber aldın. Buna rağmen hiç yılmadın. Bizi biraz o yollara götürüp yaşadıklarını anlatır mısın? Hiç para verip bir danışmana mesela çalıştım, onu merak ediyorum. Bir de aynı zamanda Avrupa'da tamamen ücretsiz okuduğun bursları nasıl buldun? Yani araştırmaları nasıl yaptın? Bir de mezuniyet sonrası nasıl staj buldun? Tabii ki anlatayım. Yani bocalamalarım oldu. Çünkü moleküler biyoloji ve genetik bölümüne girdiğimde genetiği sevmeme rağmen laboratuvar çalışmalarını yapmak istemiyordum. Yani ben genetiğin daha sosyal bir alanında çalışmak istediğimi düşündüm. Dil öğrenmeyi seviyorum, psikoloji seviyorum. Ama etrafımdaki herkes, yani bölümdeki profesörler ya da benden önceki mezunlar hep akademik alanı seçmiş kişilerdi. Ama ben insanlarla birebir ilgilenmek istiyordum. Bunu yollarını araştırdım. Mesela genetik danışmanlığıma master yapmak için başvurdum ama Türkiye'de geçerli bir bölüm olmadığını öğrendim. Hala da değil. Yani genetik danışmanlık şu an ayrı bir kariyer yok. Doktorlar tarafından veriliyor bu danışmanlık. Yine de ben son sınıfta doktora programlarına başvurdum fakat ortalamam 3'ün altındaydı. O zaman burs almak da çok zor. Ben de staj deneyimi yapmak için bir sürü yere başvurdum. Fakat hiç danışmanla çalışmadım. Yani etrafımdaki kimse bunu bilmiyordu. Annem, babam ya da bir tanıdığım yoktu bana yardımcı olabilecek. Zaten her şey İngilizce. Sadece bölümden arkadaşlarım, internetten okuduklarım, bulduğum örnekler, yani mesela arkadaşlarımızla CV yazıyorduk, motivasyon mektubu yazıyorduk, sonra birbirimizin belgelerini kontrol ediyorduk. Yani tavsiyem şu,
CV'nizi, motivasyon mektubunuzu yazın. Başvurun ve olumsuz cevaplar sizi yıldırmasın. Ben mezuniyetten sonraki stajım için belki 70 yere başvurdum. Bunların 20'sinden cevap geldi. 5 tanesi olumlu, bir tanesi de olumlu ve sana para verebiliriz dediler. Böylece hani hem yurt dışına çıktım, farklı ülkede araştırma deneyimim oldu. Sonra onlarla 8 ay boyunca çalıştıktan sonra benim adımı 2 tane makaleye koydular. Bu da burslu bir master'a girmemde büyük bir etken oldu. Erasmus Mundus adı verilen bu burs programını kazandım. Ve master'ım da genetik ve dil üzerineydi. Master tezimi Max Planck gibi çok değerli bir enstitüde yaptım. Master sonrasında da biraz zorluk çektim. Yani Türkiye'ye döndüm, ailemle bir sene yaşadım. Eğer 18 yaşından itibaren ailenizle yaşamadıysanız sonra geri dönüp aileyle yaşamak biraz zor oluyor tabii. Ama yine de dil sınavına girdim. Doktora için ne istiyorum, ne yapabilirim? Yine bir başvuru süreci oldu. Zaten sonrasında da Erasmus Mundus bursuyla doktoraya başladım Barcelona'da. Peki Gülçin, yaptığın bu programda hiç yalnız hissettin mi? Özellikle ülke değiştirmek zor muydu ya da keyifli yanları nelerdi? Yani yalnız değil ama daha güçlü hissettim diyebilirim. Yani Erasmus Mundus programında 6 ayda bir ülke değiştirdim. Bir ülkeye yerleşmek, ev bulmak, şehri tanımak, ülkenin diline, kültürüne alışmak derken zaten zaman göz açıp kapayıncaya kadar gidiyor. Sonra bir bakmışsınız bir sonraki ülke için vize, ev arama, böyle prosedürlere başlamış oluyorsunuz. Bunlar sizi zorluyor ama aynı zamanda da kriz anında neler yapabileceğinizi, hakkınızı aramayı öğreniyorsunuz. Bir birey olarak gücünüzü fark ediyorsunuz. Ama işin güzel yanı Erasmus Mundus programında bütün sınıf arkadaşlarınızla beraber ülke değiştiriyorsunuz. Yani 10 kişi, 20 kişi bir ülkeden diğer ülkeye yani aynı programda okuyorsunuz. O yüzden gittiğiniz yerlerde asıl arkadaş ortamınız zaten kurulu olmuş oluyor. Bu çok büyük bir avantaj. Yani bu arkadaşlıklar ömür boyu devam ediyor. Çünkü hayatınızın sadece güzel zamanlarını değil, aynı zamanda zorlu zamanlarını da paylaşıyorsunuz onlarla. O insanlar sizin aileniz oluyor. Yani bu program sayesinde ben dünyanın birçok yerinden bir sürü arkadaş edindim. Brezilya, Kenya, Rusya, Tayvan, Hindistan gibi. Bu arkadaşlarımızla hala görüşüyoruz. Hatta bunlardan birkaçı Türkiye'ye geldi, onları Türkiye'ye gezdirdim. Onun dışında tabii ki diğer keyifli yanları, mesela ben Finlandiya'da -30 derecede donmuş bir gölde yüzdüm ya da İspanya'da bir halk dansı grubunda dans ettim. Ya bunlar hayat boyunca unutulmayacak deneyimler. Onun dışında Avrupa'da seyahat etmek çok kolay. Schengen vizesi dolayısıyla başka bir vizeye gerek olmadan günübirliğine bir ülkeye gidip dönebiliyorsunuz. Hollanda'da yaşarken mesela Belçika ve Almanya'ya gitmiştim. Finlandiya'da yaşarken Rusya'ya gittim. Yani ülkeler arası sınırların kalktığını hissediyorsunuz diyebilirim. Gülçin, peki şu an ne üzerine çalışıyorsun? Mesleğin detayları nedir? Şu an dediğim gibi Barcelona'da yaşıyorum. Fransa merkezli uluslararası bir sivil toplum kuruluşunda büyük bir çoğunluğu genetik olan nadir hastalıklar araştırmaları üzerine proje yöneticiliği yapıyorum. Bilimsel projelerin gerçekleşebilmesi için doktorlar, hastalar ve araştırmacılar arasında bir aracılık yapıyorum diyebilirim. Onlar arasında bir bağ kuruyorum. Hastalarla birebir çalışıyorum. Onlara bilim, genetik ve kendilerinin bilimsel araştırma projelerine nasıl dahil olabileceklerini anlatıyorum. Bunun dışında seminerler veriyorum. Avrupa Birliği kuruluşlarıyla, araştırma enstitüleriyle, Dünya Sağlık Örgütü ile çalışıyorum. Konferanslara gidiyorum. Aynı zamanda makale de yazıyorum. Yani genel olarak laboratuvar düzeyinde bir araştırma değil, fakat daha uygulamalı. Ama hala yine de bilimle iç içe olan bir şey yapıyorum yani. Hatta birkaç projeyle Türkiye'de de çalıştım. Bu yüzden ülkemdeki araştırmalara bir şekilde katkıda bulunuyor olmak da beni çok mutlu ediyor ayrıca. Peki Avrupa'da çalışma izni nasıl alınıyor? Oturma hakkı almak kolay mı? Özellikle Amerika'ya kıyasla. Oturma ve çalışma izni ülkeye ve programa göre değişiyor. Oturma hakkı almak ama genel olarak Amerika'ya göre çok daha kolay. Mesela İspanya'da çalışma izniyle başlarsanız 5 sene sonra süresiz çalışma ve oturma hakkı elde edebiliyorsunuz. Bu da green card dengi bir şey oluyor. Diyelim öğrenci olarak geldiniz. O zaman da 3 sene öğrenci olduktan sonra çalışma iznine başvurabiliyorsunuz. Ayrıca bir de master öğrencileri için master sonunda iş arama vizesi diye bir vize veriliyor. Bu da okul bittikten sonra iş bulabilmeniz için size bir fırsat sunuyor. Son olarak şu sorum var. Senin gibi bu bursla Avrupa'da okumak isteyen öğrencilere senin önerilerin nedir? Öncelikle teknik açıdan bence 4 önemli şey var. İngilizce sınavı, CV, referanslar ve en önemlisi de motivasyon mektubu. Yani başvurduğunuz bölüme göre motivasyon mektubu yazmalısınız. Söylediğiniz her şey sizin neden ideal bir aday olduğu sorusunu cevaplamalı. Ama kolaya kaçmayın.
Çünkü bir motivasyon mektubu yazıp her başvuruda sadece başlığı değiştirirseniz bunu okuyan insanlar hemen anlıyor ve o bölüme özel bir mektup olmadığını ve seçilme şansınız düşüyor. İkinci tavsiyem de sadece dersler değil, sosyal hayat da çok önemli. Bir şekilde kendinizi kanıtlayabilirseniz diğer adaylar arasından sıyrılabiliyorsunuz. Yani bunları da motivasyon mektubunuzda belirtirseniz, yani mesela bir organizasyonda mı görev aldınız, İngilizce dışında bir dil mi öğrendiniz, takım çalışması mı yaptınız ya da sırt çantasıyla ülkeyi mi gezdiniz? Yani bunları yazın. Bunlar sizin girişken, tuttuğunu koparan ve bir hedefe ulaşmak için çalışan bir insan olduğunuzu gösterir. Avrupa'da hem Avrupa Birliği düzeyinde hem de ülke bazında yeni mezunlar için muhteşem fırsatlar var. Ya master gibi, doktora gibi, staj gibi. Ya Türkiye'den Avrupa'ya başvurmuş olup şu anda Avrupa'da okuyan öğrenci sayısı çok fazla. Bu yüzden üniversiteler, araştırma enstitüleri gelen her Türk öğrenciyle beraber Türk üniversitelerini daha da fazla tanıyorlar. Bu da başvuru sürecinde güzel bir referans oluyor. Son tavsiyem de olumsuz yanıt almak ya da yanıt almamak çok doğal, çok normal. Kesinlikle yılmasınlar, sürekli fırsatları araştırsınlar ve başvursunlar. Önemli olan ne istediğini bilmek, kendine bir hedef belirlemek ve de o hedefe yönelmek. Gülçin'e bu paylaşmış olduğu bilgiler için bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bugün konumuz Avrupa'da burs olanakları, nasıl işe girilir, oturma hakkı nasıl alınır ve bunun gibi içerikleri işledik. Fakat sizin eğer bilmek istediğiniz daha farklı içerikler varsa özellikle Avrupa ya da Amerika üzerine lütfen yorumda bunları belirtmeyi unutmayın. Siz de biliyorsunuz her yorumu okuyorum ve içerikleri sizler belirliyorsunuz. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.